Öncelikle teşekkür ederiz bizi evine çağırdığın için, konuk ettiğin için. Rica ederim. Çok sağ ol. Şimdi hazır Ivana da yanındayken ben spordan daha çok biraz sizin hayatınızı konuşmak istiyorum. Ivana'yı nasıl tavladın? Nasıl ayarladın Ivana'yı? Bakar bu soru kime geliyor? Bana ya da Sana, yok. Ha, bana. sana. Sen ayarlamadın mı? Alamadım bu. Tekrar söyleyelim. Şimdi siz Ivana ile önce sevgili oldunuz, sonra evlendiniz ya. Hani nasıl sevgili oldunuz Ivana ile? Bu bak bak. Bu nasıl konuşayım yani? Bu biraz zor zor biraz zor biraz zor soru soru. Hayır, hiç zor değil. Botte nasıl ben? Hiç zor değil. Nerede tanıştığını söyle. Biz aynı şehir oturuyoruz ve tanıştık biz kaç sene 2,5 sene biz tanışıyoruz ve sonra sevgili başladı. Hemen evlendiniz. Hemen yok. Kaç bir sene biz beraber sonra evlilik. Şimdi evlilik teklifi ettin mi Ivana'ya? Ne? Evlilik teklifi. Hani pırlanta, yüzük. Evet, her şey var tabii ki. Nasıl ettin? Onu merak ediyorum. Biz gittik Sırbistan'da mı? Sırbistan'da, evet, Sırbistan'da benim burada devre var. Bu Aralık ayı, yeni yıl bekledik beraber. Ama gittik bir nasıl söyleyeyim, mountain mesela sizin gibi Uludağ Dağ. da, bravo, da. Biz oraya gittik. Ben bir tane sürpriz yaptım. O kadar, biraz romantik gibi oldu. Peki. Ben verdim ya nasıl söylesem, Pırlanta. pırlanta, evet, ve o kadar. İvana evet söyledi, o kadar. Hiç korktu mu peki hayır der diye? Yok, korkmadım ben. Biliyorum, o evet söyleyecek. Ben Evet söyleyecek diye. evet, bu inanıyorum yani, böyle evet. Ben Peki. bu bekledim. Peki evlendikten sonra Ivana da buraya geldi. 6 ay sonra biz yok, biz hemen bu mesela evet söyledi. Biz sonra başladık hazırlık düğün için bu oldu 10 Haziran oldu ve her şey güzel oldu. Bir 200 260 kişi geldi, Düğün. evet, düğün, Oo, 260 kişi. evet. Ve bundan sonra sen söyledin, İvana burada geldi. Zaten önce İvana İstanbul geldi. Ama sonra bu sene o sene sonra kaldı burada ve İvana İstanbul seviyor. Her şey daha güzel gidiyor. Peki bir şey soracağım. Sizin düğünleriniz nasıl oluyor? Bizim düğün nasıl Aha, oluyor? düğün nasıl oluyor? Bu biraz zor iş. Anlatması mı zor? Şaka yok. Okey. Bu güzel iş ama mesela bir gün komple yok, 24 saat yok, ama mesela erken kalkıyorsun, bilmiyorum, saat 7 hazır bugün Hazırlanıyorsunuz. hazır alıyorum, evet. Sonra benim evde şarkıcı geldi. Benim arkadaşlar ve kuzenler benim evde, ama çok yakın arkadaşlar ve kuzenler geliyor benim evde. Mesela Erkekler üç. mi sadece? Yok, sadece Ha. erkekler yok. Karışık kız Karışık, erkek. evet, Ha. bravo, karışık. Mesela 30-40 en yakın adamlar bana geliyor. Biz orada biraz içiyoruz. Yemek hafif meze gibi meze. Sonra biraz şarkı söylüyoruz. Sonra belki 10-12.30 biz İvana evde gittik orada. Sonra odada o kendi arkadaşlar ve Ailesi. aile, evet, onlar biz de bekliyorlar. Biz orada biraz ben şarkıcı ve benim hatırlamıyorum nasıl Türkçe siz konuşuyorsun.
en yakın adam mesela. Sadıç gibi mi? Yok. Kanka yok yok yok. En yakın adam ama kim yazıyor orada mesela? Ha, şahit. Şahit evet evet. Ha. Ben ve şahit, benim şahit geliyorlar orada. Sonra orada biraz biz içiyoruz tekrar. sonra Ivana aile ya da Ivana kardeş erkek olması lazım. O bize soruyor, siz ne için, siz niye geldiniz? Sonra biz biraz bu şaka, bu para veriyor musun peki ona? Evet evet. Bizde de öyle. Bu da var. Bizde de öyle. Evet evet. O zaman bizim para hazır. Sonra o parayı beğenmiyor, daha çok para veriyorsun. Evet evet. Onlar istiyor fazla. Evet. Çok bu çok nasıl söyleyeyim? Biraz zor ama anlatayım ama. Tamam, onlar çok para istiyor. Biz o kadar vermiyoruz normal. Pazarlık yapıyorsunuz. Evet, evet. Evet. Ve en son biz alıyoruz. Onlar para alıyor ve tamam söylüyor yeter. Sonra onlar şaka yaptık. Biz bir tane bayan, yok bayan, bir tane erkek ama bayan gibi çıktı. Ama ben söyledim bu yok, gel başka. Sonra ikinci yaptı aynı ve en son Ivana çıktı. O zaman biz biraz nasıl anlatayım? Tezahürat, alkış. Evet evet evet, bravo bu bizim bayan ve en son biz hep beraber bir tane oyun orada. Sonra kilise gidiyoruz. En son restoranta çıkıyoruz saat 3 falan, 3:30. Öğlen 3. Evet evet. Sonra bilmiyorum kaçtı, bitti. Kadın size başlıyor vençani, ne yapayım? O restoranda tam 2. Da. 1 gece sonra, 1 saat 1:30 gece sonra. Bitiyor. Evet, o da bitiyor. Sonra balayı. Balayı biz gittik Türkiye'de içmeler gittik. İçmeler şey Marmaris. İçmeler, Marmaris evet evet. Aa, evet, Marmaris'e evet, gittiniz. Evet. Niye Türkiye'ye seviyorsunuz zaten? Evet evet. Biz burada biz Türkiye bizim evde gibi. Evet. Ama sen geleli bu sezon 6. sezonun değil mi? Evet artık? Evet 6. sezon. 6 sezon öncesini hatırladığında ne düşünüyorsun? 6 sene önce geldin. Hiç Türkçe bilmiyordun, kimseyi tanımıyordun. Evet. Nasıldı o zamanlar? Tabii ki şimdi daha kolay. Şimdi daha kolay. Çünkü Türkçe biraz öğrendim ve komunikasyon biraz daha yüksek. Tam doğru değil. Çok ama daha iyi. Çok iyi. Evet. Yok iyi. Peki ilk nasıl geldin Beşiktaş'a? Ne alaka yani? Hani sen Sırpsın ve Türk takımına geliyorsun Beşiktaş'a. Aha. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Ben before Turkey söyle. Türkiye'den önce. Bravo. Türkiye'den önce ben Portekiz oynadım. Bu sene sonra tatil yaptım o sene. Ben tatil yaptım Türkiye'de. Ve bir tane çağrı geldi, menajer beni aradı. Sen Türkiye oynamak istiyor musun? Ben söyledim, tamam bilmiyorum, haydi söyle, ben Türkiye'deyim zaten, haydi nerede? Haydi sen hemen git Beşiktaş'ı takım, şöyle böyle söyle de bilmiyorum. Ben söyledim, tamam istiyorum ama hemen yok, nasıl? Evde dönmek... Tatildeyim. Evet, evet tatildeyim zaten. En son... Ben her şey biraz konuştum menajer ve klub en son anlaştım evet ve devam gidiyor 6 sene evet böyle başladı, ben buradayım 6 sene sonra. 6 sene peki daha da burada olmak ister misin? Tabii ki ben burada handball bırakmak istiyorum. Ha, handbolu evet. Burada bırakmak evet, istiyorsun. Evet, evet. Peki kaç yaşına kadar oynarsın handbolu sence? Hani sağlığın iyi gittiği sürece. Evet, bu çok zor soru. Çünkü
çok farklı, çok farklı. İnsanlar oynuyor, 40 yaşında oynuyor. Ve çok yüksek kalite. Mesela Schwarzer, bu bir tane Almanya eski oyuncu, o 40 sene oynadı ve dünya şampiyonu oynadı. Hmm. Yüksek kalite. Bilmiyorum kaç sene ama daha oynamak istiyorum. Sen daha gençsin zaten. Daha 32 yaşındasın. Gençsin. Daha çocuksun sen. Yani daha bir 40'a kadar oynasan 8 senen daha var yani. Bu çok. Bu biraz zor. Biraz zor ama mesela ben şimdi... Bak İbo 38 yaşında hala oynuyor. Evet. İbo ama İbo kaleci. Bu biraz farklı. Biraz farklı. Ama mesela ben... Ne kadar sağlık ben oynamak istiyorum. Ne kadar iyi olursa. Evet. Peki Türkiye'de en çok ne yapmayı seviyorsun? En çok ne yapmayı seviyorum? Bilmiyorum. Gezme. Çok burada çok enteresan yer var. Hanım beraber, çocuk beraber biz yürüyoruz. Kahve restoran oturuyoruz, bu biz seviyoruz. Ne zaman iş yok. En çok peki hangi Türk yemeğini seviyorsun? Biz deplasmanlarda çok yemek yiyoruz. En çok hangisini seviyorsun? Evet, o bizim Sertan biliyor. Tabii canım, Sertan zaten sürekli yiyor. Evet, ama ben fark yapmıyorum, hiç yapmıyorum. Ben her şeyi yiyorum. Mesela et mi daha çok seviyorsun, yoksa sebze mi daha çok seviyorsun? Karışık. O kadar söylemek istemiyorum. Her şeyi tabii ki. Her şeyi yiyorum. Çünkü bizim yemek Sırbistan'da ve Türkiye'de çok çok yakın. Benziyor. Evet, benziyor. Sarma var, kuru fasulye var bizde. Bu baklava var mı peki? Baklava da var, evet. Hadi canım. Bu her şey evet. Bu her şey sizin. Sizin bizde geldi. Her şey bizim. Ama size de verdik. Peki Zeka, şimdi az önce de dedik ki 6 senedir sen Türkiye'desin artık. Hı-hı. Neredeyse yani yarı Türk oldun. Bizim taraftarlar belki de en çok seni seviyorlar, biliyorsun. Sen de onları çok seviyorsun, Beşiktaş taraftarlarını. Hep onların yanına gidiyorsun, onlar senin yanına geliyor. Peki Beşiktaş taraftarlarına ne söylemek istersin? Ben söyleyeceğim, çok teşekkürler. Bu inanılmaz, nasıl söyleyeyim, onlar bizde her zaman yanında. Bu ben hayatta görmedim böyle bir şey, bütün maçlar onlar bizde beraber ve bizde çok çok yardımcı oluyor. Sadece çok teşekkürler söylüyorum ve ben sizi de seviyorum. Evet, onlar da zaten öyle. Seni çok seviyorlar. Her şampiyon olduğumuzda, kupa aldığımızda sen hemen kupaya gidip onlara veriyorsun zaten. Onlar da nasıl mutlu oluyorlar. Evet. Peki ben kulübe girdiğimde 4 sezon önceydi. Yani senin 3. sezonundu yaklaşık. Evet, 4 sezon oldu daha. Sen daha o zaman bu kadar iyi Türkçe konuşmuyordun. Ozan hep bana kızıyordu. Ben senin İngilizce konuşmaya çalıştım da Zeka ile İngilizce konuşma, Türkçe konuş, öğrensin diyordu. Şimdi sen yabancılara tercümanlık yapıyorsun. Reşit'e, Yosip'e, Armi'ye, herkese tercümanlık yapıyorsun. Bu çok komik değil mi? Sana da komik gelmiyor mu? Evet, benim de komik. Çünkü ben tamam bilmiyorum nasıl söyleyeyim ama yüzde ne kadar ben anlıyorum, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. %60, %50 anlıyorsun. Evet, %60 bence %60. Ama bu spor için ya da normal hayat için bu yeter. Yeter. Ama mesela ben bazen fazla konuşmak istiyorum. Çünkü ben şimdi biraz ben oyuncu, tecrübe oyuncu. Hı. Ben fazla konuşmak istiyorum ama olmuyor biliyorsun. Çünkü bu %40 bana eksik. O yüzden biraz daha sıkıntı ama daha iyi. Olacak, daha evet, iyi olacak. Evet, daha iyi olacak. Evet. Peki böyle zaman geçtikçe daha iyileşiyor mu Türkçen? Yani böyle vakit geçiyor. Mesela bir sezon sonra evet, daha mı iyi olacak evet, Türkçe? Tabii ki evet. Her sene benim Türkçe daha yüksek.
Bak şimdi. Benim sürpriz her zaman. Ben Sırpçayı öğrenmeyi çok istiyorum. Hani Sırpça, evet. Boşnakça, Hırvatça hiç, evet, fark etmez. Zaten sonra hep aynı konuşuyorsunuz. Bütün Balkan sen konuşuyorsun. Aynen. Çok istiyorum öğrenmeyi. Şimdi sen bana Sırpça öğret mesela, tamam mı? Hı-hı. Ben de sana Türkçe öğreteyim. Senin Türkçen %100 olsun. Evet, benim zaman... Sırpçam %40 olsun. Önemli değil. O zaman parasız. Ben seni öğreniyorum, sen bana. Aynen. Parasız, aynen. Parası yok, parasız. Ücretsiz öğreteceğiz, tamam mı? Ben sadece Brate'yi biliyorum. Peki, Ivana'ya da biraz bir soru sor. Sen tercümanlık yap, zaten alışkınsın. Ivana ilk Türkiye'ye geldiğinde ne hissetmiş? Şimdi o kendi ülkesine alışmıştı. Türkiye'ye geldiğinde bocaladı mı, üzüldü mü, sevindi mi? Ne oldu bakalım, bir soralım. Kako ti je bilo kad si prvi put kao došla ovde, znaš, jel ti bilo malo čudno, jel ti nedostajalo tamo, kako si se uklopila, znaš to? Ti je pričala normalno, pa ja ću nešto pokušati raditi. Pa dobro, u početku jeste bilo malo teže. Aha. Prvih mjesec dana, da, ja kažemo. Da. Mjesec dana mi je trebalo da se naviknu, slobodno reći. Ali, ajde prođu. Da, to treba. I geldi Türkiye ilk ay biraz zor gibi. Hı-hı. Zor değil ama zor gibi. Çünkü o kendi ülke kaldı orada, o geldi. Bu biraz farklı. Aile orada kaldı. Hı-hı. Sadece ilk ay. Sadece ilk ay. Znači prvi mjesec. Hoće još nešto dalje da ne kažeš nešto. Ne, dodaj samo. Ne. Ono nedostala porodica, aha, i prijatelji, ovo ostalo je sve, evet, super. Önce, biraz önce söyledim. Aile ve arkadaşlar, kuzenler biraz mis, onu unuttum. Mis özlemek. Özlemek, evet. O biraz özlemek ama özlemek. Ondan sonra Skype var zaten. İnternetten konuşuyorsun, 3G var. Evet. Zaten ama Türkiye ile Sırbistan da çok yakın ülkeler. Öyle çok uzak değil. Mesela sen Portekiz'de oynarken Sırbistan'a gidip gelmek çok zor olmuyor muydu? Çok zor, evet. Bu... Mesela ben orada nasıl gidiyorum, 3 tane uçak ben değiştiriyorum. Aktarmalı 3. Mesela Belgrad, Frankfurt ya da Belgrad, Münih, sonra Lisbon, Lisboa, nasıl siz konuşuyorsunuz? Lisbon, evet. Sonra orada uyuyorum bir gece, sonra o, çünkü o adalar, ben ada oynadım, 2000 kilometre uzak Lisbon. Çok uzak. Evet, o çok uzak. Ama mesela burada Türkiye'de çok rahat. 1 saat 15 dakika ben İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Çok güzel. Evet. Sen doğduğunda Sırbistan Montenegro birlikteydi. Şimdi artık, evet, ayrıldı. Sen Sırbistan tarafındansın, değil mi? Evet, zaten ben Sırp ama bu biraz ben bu Politik konuşmak ben. Ha, senin, yok öyle değil, ülke tamam, olarak. Tamam ha, ben biliyorum senin soru ama ben Sırp, o yüzden ben o tarafa kaldım ama. Hangi şehir peki? Belgrad. Belgrad. Evet. Zaten ne derler ona, başkenti. Başkenti. Evet. Ankara gibi ya. Aha, Ankara gibi, evet, başkenti. Evet. Peki şimdi siz evlendiniz, hemen sonra da Lana oldu zaten. Çok fazla bir vakit geçmedi Lana'nın olmasına. Herhalde birkaç ay siz çocuk yapmadın, sonra Lana oldu. Peki Lana doğduktan sonra hayatında neler değişti? Nasıl bir şey? Nasıl değişti? Tabii ki çok değişti. Ama güzel taraf, doğru taraf, değiştir. İyi anlamda değiştir. Evet, iyi anlamda değiştir. Peki böyle ilk kucağına aldığında ne hissettin? Böyle küçücük biraz, bir şey. Biraz onlar kaldı, Ivana ve Lana kaldı hastane doğduğunda sonra kaç gün. Salı günü Lana doğdu, cuma günü Ivana çıktı, hemen 3 gün çıktı. Sonra onlar evde geldi. Sırbistan'da. Evet, benim evde. Ivana Sezar yaptı. Sezar yani. Evet. Sezar yaptı. sonra Ivana Lana tutmuyor, biraz zor çünkü ameliyat oldu. Evet. Sonra ben o günler fazla Lana tuttum. Bu biraz sıkıntı. Ne zaman çocuk çok küçük. Ama bir tane bayan bizde geldi. O iş, ama bilmiyorum nasıl söyleyeyim, nasıl anlatayım. Hemşire gibi, yardımcı. Evet, yardımcı. Aha. Ama hastanede çalışıyor mesela, ama anladım. O geliyor. Bu normal. 10-15 gün
geldi ve biz de gösteriyor nasıl yapacağız çünkü biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. İlk çocuğunuz çünkü. Evet, ilk, evet, evet. Tabii ki bizim aile yardımcı yaptı. Benim anne Ivana, anne ve Ivana kız kardeş. Onlar çok bizde yardım etti, evet, herkes. Evet, evet. Ama çok güzel bir bebek maşallah. O kadar güzel bir bebek ki. Sence kime daha çok benziyor ilk yüzüne baktığın zaman? Bilmiyorum, bu Ergun değiştiriyor ama ilk defa ben gördüm, bana çok çok benzedi. Yani kendine benzedi. Evet, evet. Yok, sadece ben söylemedim bu herkesi söyledi. Sonra biraz değişti. Ivana tarafa başladı. Benziyor. Sonra tekrar beni bilmiyorum şimdi nasıl. İsterseniz bak. Bence de şu an Ivana'ya daha çok benziyor. Ama bir de uyuyor şu an çünkü. Bir de gözünü açınca bakmak lazım. Uyanınca bakmak lazım. Biraz sonra. Ama zaten ben fikrimi söyledim sana. İnşallah Ivana'ya benzer. İnşallah evet. Bak, boyu sana benzesin. Uzun olsun senin kadar. Ama bir tane voleybolcu. Voleybol, handbol, basketbol. Hepsi voleybol olur. En güzel. Voleybol mu? Voleybol mu oynasın istersin Nana? Yok, istemiyorum ama ben spor seviyorum ama nasıl o kendi istiyorsun oyna. Ne ben isterse. Evet evet. Ama şimdi o çocukken, şimdi o küçükken mesela 6-7 yaşındayken hangi sporu istediğini bilmeyecek. Sen onu yönlendireceksin. Ben sporcuyum. Ben çok spor çok seviyorum. Basic spor belki ben göndereceğim. Yani jimnastik gibi falan mı? Ben bu seviyorum. Bu sağlık için güzel. Çünkü, jimnastik, yüzme. Evet evet evet. Sonra mesela bir tane çocuk gösteriyor, fizik gösteriyor. Belki insanlar biliyor. Belki iyi voleybolcu, belki iyi basketbol. O zaman Lana istiyor. O zaman buyurun yap ne istiyorsun. Nasıl isterse öyle olsun. Evet, evet. Ama sağlık için basic sport. Temel sporlar, jimnastik, yüzme vesaire gibi. Evet, atletizm. Belki koordinasyon için ya da bu çok güzel. Bence. Şimdi Ivana'nın boyu kaç? O da uzun bayağı bir. 1.80 ama soracağım. Koliko imaš ti? 180 koliko si visoko prilike? 182. Tako dva, ha? 181, 182. Maşallah. Ivana da en az o kadar olur herhalde. O da 1.81, 1.82. İnşallah. Sizin orada herkes uzun değil mi böyle? Herkes değil ama orta evet evet uzun bizim biraz sizin biraz daha uzun biz evet, bence. Biz genelde kısayız evet çok, maalesef çok az biz var ama biz kısayız kiloluyuz siz uzunsunuz zayıfsınız. Güzel genleriniz var sırf olmak isterdim sırf bu yüzden. Soči za manj, tipamo v noč. Zato hvala za rože, za plastičen sijaj. In hvala za ribe, se biti moši kdaj. Dovolj je človeka iz mene in njega, ki mi obljublja sanje za manj. Radim nekoga, ki šteka, da je skupaj lažje biti sam.
sanja za man. Rabim nekoga, nekoga ki šteka da je skupaj lažje biti sam. To je čovjeka iz meda i mlijeka, ki mi obljublja sanje za man. Rabim nekoga, nekoga ki šteka da je skupaj lažje biti. Ben sana yemekleri sen yap demiştim ama Ivana'ya yaptırmışsın. Şimdi sana bir ceza vermemiz lazım. Hani ceza? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz ceza bizim ceza takımda bütün takıma börek baklava. Ya da baklava. Yani bütün takıma baklava o zaman fıstıklı. En pahalısından. Tamam şimdi. Cevizli, pahalı değil ha. Cevizli. Fıstıklı daha pahalı cevizliden. Ben cevizliyi daha seviyorum. Tamam iyi o zaman cevizli baklava olacaksın takıma. Şimdi bu yemeklerin isimlerini alalım. Bu şinitzel. Schnitzel tavuk ama bu tavuk schnitzel ama nasıl yaptı? Çin. Çin usulü. Soya sosu falan mı var? Soya sosu ne mi? Yok. Bu soya sos değil. Bu ne? Burada ne var? Pilav zaten. Pilav. Evet. Yukarıda var. Kuriye benziyor. Yok kuri ama kaksı zor to. Elma var ve muz var. Elma ve muz. Elma muz. Burada var mantar evet ve tavuk göz. Kako se zove? Un var ama un biliyor musunuz? Un evet. Un, ama normal un değil. Sarı biliyorsun sen. Ha mısır unu mu acaba? Mısır unu. Mısır unu tavuk evet. Anladım. Tamam. Tamam o zaman. Biraz bu sağlık yemek. Sağlıklı güzel yemek. Evet ekmeğimiz de kepekli ekmek. Evet. Salatamız da yeşillikli. Evet. Çok güzel. Peki o zaman Sırpça ellerine sağlık ne demek? Sağlık, zdrav. Mesela... Hani şimdi o yemek yaptı. Ben ona böyle teşekkür edeceğim ellerine sağlık diyerek. Nasıl diyeceğim? Hvala. Sadece kvala. Teşekkürler yani. Kvala Ivana. Dünyanı çakma zaman da rodise novi bok. Za to kvala za rože za plastičan sjaj. In kvala za ribe se vidimo še kdaj. Dovolj človeka iz meda in mlijeka, ki mi obljublja sanja za man. Rabim nekoga ki šteka da je, skupaj lažje biti sam. Yemeklerimizi yedik, sohbetimize devam edebiliriz. Gerçekten çok güzel olmuştu yemekler. Hepsini yedim zaten gördün. Özellikle o sosun ben tarifini istiyorum. Ivana'ya söyle bana tarifini versin tamam mı? Tamam Ivana sana. Tamam ne elma muz vardı bir de köri vardı değil mi evet, içinde? Köri biraz tatlı, enteresan. Çok güzel bir sosmuş. İlk sen bana söylediğin zaman nasıl olur dedim hani yemeğin üstünde elma muz falan anlamadım ama tadı çok güzelmiş gerçekten. Ivana teşekkürler. Çok beğendim. Ivana'ya teşekkür ediyoruz. Seviyoruz Ivana'yı. Öğretsin. Öğretsin bana da. Evet volüm te. Değil mi? Volüm te Ivana. Onu da bizim tribünler de açmıştı volüm te pankartı hatırlıyor musun? Ha, evet. Volüm te Beşiktaş. Bir tane adam bizim maçlar geliyor her zaman. O gösterdi ben kaç hafta önce, 1-2 hafta önce biz gittik orada Olimpiyat stad. Hı hı. Biz binaya çıktık. Bina ya da nasıl siz söylüyorsunuz fark etmez. O ben gördüm şal. Sonra tanıştım. Pankart ne? Şal. Pankart. Pankart. Orada yazıyor Volüm te Beşiktaş. Volüm te Beşiktaş. Zeka yine birazcık senden bahsedelim. Şimdi sen handbola kaç yaşında başladın? Ne zaman başladın? Ben başladım 11 yaşında. Oo 11 yaşında. Birkaç tane kulüp değiştirdim. İlk önce handball okul benim okulda. Okulda. Benim okulda evet. Sonra en iyi oyuncular başka takıma gittik. O biz bir tane hoca bizde çağırdı. Haydi gelsin ben geldim. Sonra
Sonra orada kaldım, o klub Starigrad, Starigrad isim Belgrad'a. Orada kaldım kaç sene, 15 sonra 6-7 sene kaldım orada. Orada en fazla öğrendim handbol için. Ve sonra ilk takıma çıktım. A takıma çıktın. O kulübün A takımına mı çıktın? Yok, o sonraki takım orada çıktım. Evet. Ve sonra ben 24 yaşındayım, ben yurt dışında gittim. Portekiz'e mi gittin? Daha önce başka yere gittin? İlk önce Macaristan. Ha, Macaristan. Evet, Macaristan. Sonra Hırvatistan. Yusuf'un şehri, ülkesi. Evet, evet. Ben Yusuf ilk geldiğinde Bosnalı sanıyordum. Ama değilmiş, Hırvatmış. Ama Bosna'da oynamış. Evet, evet. O Bosna oynadı. Ama mesela o şehir, nerede Yusuf oturuyor, o şehir sınır çok yakın. Bosna, Hırvatistan, anladım. Çok yakın. Orada zaten bir sene oynadım. Metković, sonra Portekiz'e gittim. Ve sonra buraya geldi. Sonra buraya. İnşallah buradan hiç gitmez. Evet, inşallah. Peki handball hayatın bittikten sonra Sırbistan'a dönersin değil mi? Burada kalmazsın herhalde. Bilmiyorum. Sen hiç zaman bilmiyorsun nerede hayat seni nereye sürüklüyor bilmiyorsun. Evet. Ama burada da hayat çok güzel ve biz beğeniyoruz. Ve bilmiyorum. Handball'dan sonra düşüneceğim. Ha mesela nasıl Valerinin çocukları artık Türk gibi oldular. Türk okullarına gidiyorlar, Türkçe konuşuyorlar. Keşke Lana da biraz daha... Şanssız. Çünkü Ivana hamile kaldı. Sonra tarih 8 Temmuz. Haziran'dan sonra. Evet, Haziran'dan sonra Temmuz. Temmuz. Ama Lana doldu 2 Temmuz. O tarih bizim tatil. Anladım. O yüzden biz burada... Sırbistan'da doğdu o yüzden. Evet, o yüzden biz orada yaptık ama bu da çok çok güzel. Mesela burada biz yaptınız. O zaman Lana şans var. Türk vatan şans var. Evet, iki pasaporta bu çok güzel ben düşünüyorum. Ama şanssız. Bir dahakine ikinci çocuk da öyle olur i̇nşallah, belki. İnşallah ikinci burada biz bakacak hani zaman. Ne zaman olur tabii birazcık büyüsün o daha çok küçük. Evet, evet, evet. Kaç tane istiyorsun? 2, 3, 4, 5. Ben de koku koçumu dedi. 2, 3 ya. İlk biz Ivana 3 istiyor. 3 istiyor. Evet. Sen kaç kardeşsin? Benim bir tane kardeş, bir tane abi, 2 sene daha büyük. Ivana 2 tane kız kardeş, o twins. Nasıl Türkçe bilmiyorum. İkiz. İkiz. Onlar 2 yaş küçük, Ivana'dan daha küçük. Sizde mesela çocuklar senin abine ne diyecek? Lana senin abine nasıl hitap edecek? Benim abi nasıl hitap edecek? Mesela bizde amca. Amca, evet biliyorum. Kako, Ivana, kako će da kažu kod nas, kako će sad Lana da zove Miću recimo, kako će ga zove? Stric, ali kako, mesela, normal, doğru, stric. Ama bu, evet, ama bu biraz zor, stric. O zaman Chico, bu da tatlı bir. He, anladım, Chico. Chico. Peki Ivana'nın kardeşlerine ne diyecek? Onlar da teyze oluyor bizde. Teyze, evet, evet. Onlar diyecek... Tetka ya da teta. Teta. Chico ile teta. Çok güzelmiş ya. Ben de bir gün çocuğum olursa ona öyle söyleteceğim. Ama ben tek çocuğum. Hiç olmayacak başka bir şey. Dayısı, teyzesi falan. Hiçbir şey olmayacak. Peki Lana geceleri uyuyabiliyor mu? Çok çektiriyor mu size? Biraz problem yapıyor. 10 saat 10, onda başlıyor, bir buçuk arası o zaman uyuyor. En güzel zaman o zaman uyuyor ama biz biraz yoruldu. Biz daha erken yatmak istiyoruz ama olmuyor şimdi. Ama en zor zaman geçti. Çünkü ilk bir ay çok zor. İlk ay ve ikinci biraz ama sonra burada biraz problem var. Bebek, evet, bu var.
o şimdi geçti ve şimdi daha rahat, daha güzel. Şimdi çok çok uslu bir çocuk, çok güzel bir çocuk. Usluyu hatırlıyorsun değil mi? Söyledim az önce. Evet. Kaže učtivo je, učtivo je dete. Učtivo naš kao ono dobro naš. Da da. Aha, ne zaman yeni insanlar görüyor, o seviyor. Evet, yani onu zaman... onunla az önce konuşuyordum, hemen gülmeye başladı, ne dediğimi anlıyormuş gibi. Çok evet. Güzel. Baba ve anne gibi. Evet, evet. Ve şey, siz de aynı bizim gibi seviyorsunuz çocuğu. Biz de çocuğu böyle ne oldu yapıyoruz, siz de öyle yapıyorsunuz. Evet. Her şey aynı. Peki şimdi uyuturken İvana ninni falan söylüyor mu ona? Ninni, işte ninni. Lana uyurken söylenen şarkı. Evet evet, bazen söylüyoruz tabii ki ama biz kendi şarkı söylüyoruz. Ne söylüyorsun mesela, söylesene hadi. Bilmiyorum ya, boş. Tamam, uydur şimdi, uydur. Nasıl olsa biz Sırpça bilmiyoruz, anlamıyoruz. Uydur bir şey. Ne söylüyorsun? Kaže ovo šta kao šta pričamo detetu da zaspi, da spava, kao ja rekao pa ne znam, onaš, pa pevamo šta, ajde da je opet nešto, reci nešto šta ima. Mesela spavaj mi spavaj bebice moja, bojle gibi bu. Mesela uyu bebek benim, bojle ya da sadece sola. Evet bojle. Peki bizde dandini var, onu biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Dandini dastana, danalar girmiş bostana diye böyle bizde uyur öyle çocuklar. Bana yaz. Belki bu oluyor. Tamam. Belki. Tamam. Belki daha kolay uyuyacak lan. Belki dandini. Türkiye'de peki sadece Sırp kanallarını mı izliyorsunuz? Arada böyle Türk kanallarını takip ediyor musunuz? Takip ediyorum. Türk kanalı da var. Biz karışık. Biraz Sırplar, biraz Türkçe. Hiç izlediğin dizi var mı peki? Yabancı, Türkçe fark etmez. Dalgılama neke seriye. Ben çok çok az ama İvana mesela benziyor. Seviyor. Sırbistan'da çok popüler Türk izini. Hangisi? Süleyman tabii ki. Ha, Süleyman. Nasıl? Muhteşem Yüzyıl. Orada var. Nasıl? Kako se zove ova bre? Ne. Kako se zove ova glumica bre, turska ova? Alpana. Ne bre, znaš kako se u seriji, kako se ona zove bre? Hurem. Hurem, o, ha, da. Hürrem, evet, Süleyman. Evet, Süleyman, evet. Bir tek onu çok... başka izlemiyor mu? Başka da Sırbistan'da çok popüler, başla da çok Türk izinler ha? Nasıl? Dizi. Ne? Dizi evet, çok dizi, çok popüler. Başladı, birkaç tane var ama ben hatırlamıyorum, ben isimler bilmiyorum çünkü ben takip ediyorum bu. İvana hatırlıyor ben, mu? Belki o hatırlıyordu. Evet, ti seç neki turski serija, šta još ima tamo što kad... Ezil, aha. Toprak, yok Toprak, nasıl bir tane ama İvana biliyor Sırpçe söylemek ama Türkçe nasıl anlatayım ben bilmiyorum bu Yaprak dökümü mü? Bravo. Yaprak. Evet. Çok iyi değil miyim? Bak anladım hemen. Evet. Yaprak dökümü. O bayağı evet. Eski. Eski ama bizim kad je počeo to kad lišće? Pre dve godine možda. Belki iki sene önce Sırbistan'da başladı. Aşkı Memnu var. Onu biliyor mu acaba? Ben çok severdim o diziyi. Aha. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat falan oynuyor. Belki bilir o. İma neke, drugi neke. Aşkı Memnu. Aşkım biliyorum ama Emnu bilmiyorum. Emnu ne? Memnu. Anlamını inan ki ben de bilmiyorum. Eski Türkçe. Neko, nešto, ljubav kao nekar. İmaš nešto da poznaš. Znaš to? Ljubav, ima. Bir tane aşkım biliyor da var ama... Var ama çok takip etmiyor. Evet. Yani to Turska isto. Şehirezade var mı? Şehrazat. O da. Bin bir gece. O da var. O da çok popüler. En popüler olsun. Evet, o Arap ülkelerinde de çok fazla izleniyor. Hem batıda hem doğuda çok izleniyor o dizi. Güzel, evet. O zaman son sorularımıza geliyorum. Sohbetimiz bitiyor. En son hangi filmi izledin? En son hangi film? İvana, koy son posne film, güzel. Sen hep ama İvana'dan kopya alıyorsun. Yok, biz beraber. Ben şimdi çok az zaman var. Ne zaman boş zaman var, ben uyuyorum, dinleniyorum. Evet, ya da dışarıda gezmiyorum ama... Film en son šta smo gledali, ja stvarno ovo svetim. A? Posljednji. Šta? Pa reći troja, ali šta smo... A ne, to je slabo, ne, to je, neću to pričati. Ne, bilmiyorum, fark etme. Kızmış gibi söyledim öyle, ne diyorsun ya der gibi.
Tabii kitap okuyabiliyor musun? Vaktin yok ama belki arada bir okuyorsun. Kitap ne okuyorum? Benim üniversite bitmek az kaldı. Az kaldı. Sen daha mezun olmadın mı? Çünkü ben dışarıda gittim. Evet. Az önce söyledim. Sırbistan'da mı okuyorsun? Evet, Sırbistan'da. Ben spor üniversite. Spor akademisi. Evet, öğretmenim biraz sonra. Handbol bittikten sonra öğretmenlik mi yapacaksın? Evet. Öğretmen. Öğretmenlik mi, antrenörlük mü? Hangisi? İkisi de olur. İbo gibi. İbo da öyle düşünüyor bırakınca. Evet. Bu da. O yüzden ne zaman boş zaman var, ne zaman hiçbir şey yapmıyorum, o kitap okuyorum. Şimdi o zaman son sorumu soruyorum. Hazır mısın şu anda? takımdaki lakapları soracağım sana. Takımdaki nickleri. İşte mesela Victor Fico. İşte Zelic Zeka gibi. Evet. Zeka'nın anlamını da seyircilerimiz bilmiyordur belki. Neydi, yavru tavşan mı demekti? Evet. Tavşancık, yavru tavşan. Sırpça'da yavru tavşan demek, evet, Zeka. Ama benim soyadı için. Evet, Zelic Zeka. Kısa daha kolay. Ama adın uzun zaten. Vladimir diye çok uzun, evet, bir isim. Uzun. Bizim Vladimir orada kısa var, Vlada. Ama bu da enteresan ya da enteresan değil, bilmiyorum. Ama o soyadı böyle çıktı, o yüzden Zeka. Öyle alıştık biz. Zeka, evet. Zeko. Evet, ben de seviyorum. Peki diğerlerinin böyle isimleri neler diğer takımda? Siz zaten her şeyi biliyorsunuz. Yusuf'in var. Yusuf'in ama enteresan, evet. Ama Yusuf'inki güzel değil. Yusuf'in Bula ya, güzel. Yok, anlamı kötü Bula'nın. Anlat. Mesela Bula, çünkü soyadı Bulu Başiç. Evet. Bula, Bula nasıl anlatayım? Bula çok güzel. Evet, ama. Ama bu çirkin bir şey değil. Çirkin bir şey değil ama sadece. Çirkin bir şey. Bizim jargon. Biliyorum. Mesela Bula hiç kızmıyor. Argo. Evet, o kızmıyor. Problem yok. Biz öyle. Victor. Fikret. Evet. Biraz Türkçe benziyor. O zaman biz Fiko çağırıyor ona. Kim var? Şimdi David. Mufit Hoca o... çağırıyor David. Evet, o zaman biz de kullanıyoruz. Evet, biz de David kullanıyor. Ya da Rašić soyadı. Biz Raške. Raške. O ne demek? O hiçbir şey yok. Anlamı yok. Evet, anlamı yok. Raške ya da Raško. Böyle, evet. Başka yok mu diğerlerinin? Başka Türkler siz biliyorsunuz ama mesela ne anlatayım? Ozan'a Ozi diyoruz. Evet, Ozi. İbrahim'e İbo diyoruz. Evet, bu kısa. Ramazan Ramo ya da Done. Ben seviyorum Done. Done. Soyadı ben seviyorum. Evet, bazen ben başka Altu ben Taşdemir bu soyadı. Benim çok enteresan. O yüzden ben Taşdemir evet, çünkü biliyorum ne demek Taşdemir. O yüzden ben anlamını biliyorsun. Evet, ya da Tolga Ozbahar, ben ha, bazen Ozbahar ya da Şenol Boyar, ben böyle seviyorum. Soyadlarıyla hitap etmeyi seviyorsun. Evet. Peki. Zeka, çok çok teşekkür ederim bugün bizi evine davet ettiğin için, evinde bizimle ilgilendiğin için. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu bizim ilk programımızdı. Hı. Sen bizim ilk program konuğumuz oldun. İnşallah ilerleyen zamanlarda Lana biraz daha büyüyünce yine geliriz. Çok teşekkür ederim. Siz de çok çok teşekkürler. Ben siz de tekrar çağıracağım. Çok çok çabuk geçti bir saat. Biz oturduk, yemek yiyoruz. Çok sağ ol. Bütün taraftarlar selam söylüyorum. Hadi o zaman bir üçlü çekelim kameraya, öyle bitsin. Hadi. 1-2-3 Beşiktaş. Teşekkür ederim.